Değerli izleyenler, EYT açıklaması artık çok yakın. EYT açıklaması ile alakalı daha önceden yaptığım açıklamaları hatırlıyorsunuz. Değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanların maaşa koşarken tabii ki bazı durumlar gelişebiliyor. Deprem oldu ve gündem biraz dondu. Ama şu anda deprem büyük bir yıkım oluşturmadığı için, sadece bir korku verdiği için, ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşanmadığı için EYT'nin yapılan talimatı ve EYT'nin perderpey emekli edilmesi yönündeki kararlılık aynen devam etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın meclisin açılması ve bundan sonraki grup toplantılarında EYT ile ilgili baş döndürücü ve sevinç oluşturucu EYT açıklamasını ibretle ve heyecanla bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu kararlılığını daha önceki NEMA ve KEY ödemelerinde, yüz binlerce 4B'linin 4 kadroya geçmesinde, milyona yakın taşeronların kadroya geçirilmesinde görmüştük. Aynı kararlılığın daha da yüksek seviyede EYT konusunda gösterilmiş olması ve empatiyle EYT'ye yaklaşılmış olması ve ilk maaş alacakların Ocak ayında maaşlarına kavuşacak olması nedeniyle çok büyük bir sevinç içerisindeyiz. EYT ile ilgili şu anda yapılan çalışmalar tamamen sonuçlanmak üzere. Takılan noktalar 94 ile 99 arasındaki hizmet yılı eksiği olan değerli kardeşlerimiz. Staj ve çıraklıktaki sınır ne olacak? Ve bunun yanında prim eksiği olan ve ramak kala EYT maaşını kaçıracağım diye endişe duyanlar. Üzülmeyin. Her konu masada. Her konu görüşülüyor. Değerli EYT'liler. Evet, bu konudaki kararlılık sonuna kadar devam ediyor. Değerli izleyenlerim, EYT konusunda neler dedik ve izleyicilerimiz neler söylediler? Gelin beraber izleyelim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Burada tabii ki EYT'li kardeşlerimizin sorularına göre bir yayın ve cevap şeklinde bir formülize oluşturmuştuk. Bu konuda EYT'li kardeşlerim, lütfen en yakın olduğunuz anda uzak duruş sergilemeyin. Gelin şu maaşı beraber kutlayalım. Biraz değişse de hükümetin ve Beştepe'nin gündeminde EYT'yi kazanmak var. Dikkat edecek olursanız deprem için Sayın Ali Fuat Bey'i, başkan yardımcısını görevlendirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. İçişleri Bakanı, Bayındırlık Bakanı da bunun içerisinde. Artık hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Dikkat edecek olursanız EYT için artık karar verileceğini anlayan bazı medya EYT'yi ağzına bile almıyor. Hükümeti eleştiren medyayı söylüyorum. Neden EYT çıkarken alkışlamıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı artık bu konuda emeklilikte yaşa takılanlar için mutlu sonun başlangıcı oldu. Primler yarışır oldu, anlattım. Bazı arkadaşlar diyor, primden bahsediyorsun, sigorta başlangıcından ve yaştan. Soruyorum, neyden bahsedeceğim? Birinci grubu merak ettim. Birinci grupta kimler olacak? Tabii ki merak ettik. Emeklilikte yaşa takılanlar için süreçte neler olacak? Merak ettik değerli izleyenler. Ne yapabilirdim? Ne diyebilirdim size? Ocaktaki ilk maaşı alacak EYT grubu yüksek prim olan, yaş ortalaması yüksek ve sigorta başlangıcında makul düzeyde olan ve daha geri seviyede olan kişilerin ortalamasından çıkacak. Burada ben resmen Türkiye geneli anket yapmış gibi de oldum. Buradan komisyon da duysun dedik. Bu iş için EYT yayınlarında bu çözüme katkı sunacak fikirleri izleyen danışmanlara da ışık tuttuk. Özellikle bazı EYT'lilerin sigorta primlerine haykırdım. Sigorta başlangıçlarına haykırdım. Niye haykırdım? Çünkü bu EYT'li kardeşlerimiz EYT komisyonunda maaşa ne kadar hak ettiklerini lütfen dedim sayın danışmanlar yazın.
EYT'nin çözümünde yayınlarımızdaki fikirlerin çok değerli bir şekilde değerlendirildiğini duyduğumda da ayrıyeten mutlu oldum. Ocaktaki ilk maaşı alacak EYT grubunu merak etmemden doğan ne olabilir? Ocakta bu maaşa kavuşacak kardeşlerimi merak etmemden doğan ne olabilir? Merak etmeye ve onların bu maaşa kavuşumunu çabalayla koşturarak öğrenmeye varım ben. Bu değerli kardeşlerim için sonuna kadar çabayı gösterip sonuna kadar bu çabada bu başarıyı alacak olan bu iradenin yanında olmaya varım ben. Evet değerli izleyenler, EYT için artık çok önemli günlerin başlangıcındayız. Emeklilikte yaşa takılanlar için çok önemli ve değerli durumların başucundayız. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Deprem olması zaten daha hızlı olacaktı ama birkaç gün sonra EYT ile ilgili ilk eylem planını duyacaksınız. Kaynak olarak EYT'nin birinci grubunda özellikle hiçbir sıkıntı yok. 99'dan önceki tüm EYT'lilerin çözüm potasında değerlendirileceğini de duyuyoruz. Edindiğimiz bilgiler EYT'lilerin hiçbirini küstürmeme yönünde atılacak adımlar. Finlandiya modeli her ne kadar öne çıksa da Sayın Cumhurbaşkanımızı az çok tanıdığımızdan, az çok derken gerçekten icraatlarını her zaman izleyen, takdir eden bir insanız. Gerçekten %2'lik kesinti mi olur? Ben emekli diyorsam kesintiyle emekli %2 için dedirtmem diyecek bir liderdir. Yürekten söylüyorum. Bakın bunu yürekten söylüyorum. Sizin %1'inize, %2'inize önemsemeyecek kadar güçlü bir liderdir. Birilerinin dediği gibi hazine boşalmış değildir. Hazinede şu anda belli kaynakların ve belli girdileri ve belli çalışmalar içinde bir cari fazlayla biriken yüklü miktarda kaynak mevcuttur. 100 milyar doları bulan bir Merkez Bankası rezerviyle EYT'nin çözümü aslında hiç gıdıklamayacaktır bile hazineyi. Aslında hükümet çok büyük bir kütleyi domine etmenin heyecanını Sayın Bahçeli'nin evine yapılan ziyarette iki liderin yüzünden okuduk. Bu neyin gülümsemeydi, neyin mutluluğuydu o günden açıkladım. Değerli izleyenlerim dedim, EYT için karar aldılar. Biliyorlar ki 1/3 seçimi etkileyen etmenlerin en büyüklerinden birisi EYT, ikincisi emekli. Üçüncüsü de ceza indirimle ilgili durum. Şununla ceza indirimle ilgili durumda karar atılıyor. Ama dahası emeklilikte yaşa takılanlar için çok önemli günlerin başlangıcı geliyor. Ocakta ilk maaşı alacak grup, bu grupta olacaklar artık yerlerini merak ediyor. 6 ay, 7 ay, 8 ay bir grupta daha erken maaş almanın heyecanının neresi kötü? Burada değerli kardeşlerimin sigorta primleri yazılırken bunlar değerli yetkililer tarafından da değerlendiriliyor. Ve aslında biz bir check-up'ını yapıyoruz. EYT'nin check-up'ını. Emeklilikte yaşa takılanlar için bu kadar muazzam atılımların olduğu bu günlerde bu check-up'ı yapmak, bu çabayı göstermek aslında en başlı vazifemiz. Değerli izleyenler, Ocaktaki ilk maaşı alacak grup ve bu ilk maaşı alacak grupla beraber 94, 95 ve 96, 97 ve 98. Evet değerli izleyenler, evet. 99 yıllar arasında dahil ediliyor bu durumlar. Evet değerli izleyenlerim, 94, 95, 96, 97 ve 98 bu ara ilave ediliyor. Ve bu ara ilave edildikten sonra artık EYT için bir fire, bir eksiklik kalmıyor. Bu söylediğim cümleler ve bu söylediğim düşüncelerin hepsi artık gerçekleşecek etmenler. Emeklilikte yaşı takılanlar için birinci grupla dördüncü grup arasında sadece günler fark edecek. Aldığınız maaş bütçeye sarsacak türde bir maaş değil. 1.000 liralık maaş zaten yarınıza kadar geliri ikramiye olarak emeklere deniyor. 12,5 milyon emekliye 1 milyondan ödenen parayı hesap edin. Yani size ödenen para aslında emekliye verilen ikramiye türünden başka bir cins ödeme değil. Bu konuyu büyütenler için bu ikramiye konusunu dile getirmek istedim. Emekliye ikramiye verilince panik yapanlar ne oldu? Kıyamet mi koptu?